Hepinize merhabalar. Nihal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Sadece 4 bezeyle bir tepsi dolusu yapabileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti çok güzel, kat kat yaprak yaprak ayrılan bir börek tarifiyle geldim. Böreğim için gerekli olan malzemeler: 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Şöyle bir yoğurma kabını aldıktan sonra üzerine bir paket kuru maya, ekleyip karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine unu ekliyorum. Unu biraz ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Biraz kaşıkla toparladıktan sonra şimdi kaşığı çıkarıp elimle böyle ele yapışmayan yumuşak çok güzel bir hamur yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum, böyle toparladım. Şimdi masanın üstünde birkaç dakika daha böyle yoğurduktan sonra hamurumu tekrardan leğene alıp üzerini kapatıp böyle mayalanması için bırakacağım. Hamurum mayalandı. Şöyle aradan bir yarım saat geçti. Mayalandı. Hemen mayalanan hamurumu masanın üzerine alıp şöyle 4 eşit parçaya böldüm. Bir servis tabağına altını unladıktan sonra bezelerimi tabağa alıp hiç bekletmeden açıyorum. Havanın da sıcak olmasıyla hamurlar hemen kendini salıyor zaten. O yüzden hiç bekletmemize gerek yok. İlk önce bir servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açıp böyle kenarda bekletip daha sonra teker teker oklavayla böyle yeterli inceliğe gelene kadar açmaya devam ediyorum. Yapımı çok kolay bir börek. Böyle kat kat yaprak yaprak sayılan ve herkesin oklava kullanmaya bilmeyenin bile çok rahatlıkla açabileceği bir börek tarifi. İsterseniz böyle incelene kadar merdane ile de açabilirsiniz. Böyle istediğim inceliğe gelene kadar oklavayla açıp büyüttüm. Hamur açmayı bilmeyenler bezelerini biraz daha büyük tutabilir veya biraz daha küçük isterseniz. Ben 4 bezeyle yaptım ama siz 5-6 bezeye de bölüp yapabilirsiniz. Ama inanın bu 4 bezeyle yapmak böyle tam ideal oldu. Piştikten sonra yapraklarını zaten videonun bitmiş halinde göreceksiniz. Kat kat yaprak yaprak ayrılan çok güzel bir börek oldu. Şöyle ikinci yufkamı da açıp hemen iç malzemesini koymaya geçeceğim. İstediğim büyüklüğe geldi. Şimdi üzeri için 250 gram tereyağı ve bir çay bardağı ayçiçek yağını eritip her tarafına bolca böyle yağlanana kadar, her tarafı ıslanana kadar yağlıyorum. Bir fırça yardımıyla veya elinizle bolca yağlıyoruz. Ben iç harcı olarak beyaz peynir kullandım ama kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Hatta buharcı patatesli veya kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten onlar da çok güzel yakışıyor. Böyle peyniri her tarafına gelecek şekilde serptikten sonra yufkamı içe doğru şöyle katlıyorum. Diğer taraftan da katladıktan sonra şu katladığım bölümü de tekrardan yağlayacağım. Dediğim gibi her tarafı böyle çok güzel bir şekilde yağlanması gerekiyor. Bu tür böreklerde kat kat böyle yaprak yaprak olmasının sebebi bolca yağlamamızdır. Şimdi bunu yağlayıp bir kenarda bekletiyorum. Diğer yufkamı da hemen yağlamaya geçeceğim. Diğer yufkamı da yine böyle bolca yağ üzerine serptikten sonra
Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Şöyle ben, biz sohbet ederken diğer yufkamı da yine aynı şekilde yağlayıp peynirledim ve daha önce yaptığım yufkayı bu iç yufkamın arasına koyup kenarlarını yine içe doğru katlayıp üzerini yağlıyorum. Aslında hep aynı işlemi yapacağım. En son olarak elimle açacağım. Böyle dakikalar içinde gerçekten bir tepsi börek kolaylıkla sizi yormadan yapabileceğiniz çok güzel bir börek tarifi. Şimdi diğer yufkamı da aynı şekilde iki kat yaptım. Şöyle göstereyim. Bir katı serdim yufkamı. Son katına peynir serpmedim ki yufkamın daha sonra elimle açacağım için peynirler üste çıksın istemedim. Şimdi son kata da böyle her tarafını iyice peyniri serptikten sonra daha önce açtığım yufkalarımı da tam ortasına gelecek şekilde koyup böyle üzerini biraz yağladıktan sonra kenarlardan yine içe doğru böyle katlayıp en alt katta iki tane yufka var. Çekim video çekimi çok uzun olmasın diye o aşamayı sizlere göstermedim ama en alt katını yağlayıp ara katına peynir serpmeden diğer yufka üzerine böyle koyup o ikinci katın üzerine peynir serptim. Şöyle elimle biraz düzelttikten sonra fırın kağıdı sarılı olan tepsinin üzerine ters gelecek şekilde, yani şöyle düz üst kısmı böyle düz olacak şekilde tepsiye yerleştirdim ve 15-20 dakika kadar tepsi mayası için bekleteceğim. Şöyle tepsi mayası 15-20 dakika bekledikten sonra üzerine yine kalan yağda üzerine fırçayla sürdükten sonra elimle açıyorum bu aşamada. Bakın ne kadar güzel açılıyor ve o kadar güzel kolay ki tepsi mayası da aldığı zaman zaten hamur kendiliğinden böyle salıyor hemen. Böyle her tarafı eşit düz olması için böyle elimle her tarafını açıyorum. Böyle elimle iyice düzeltip her tarafını eşit şekilde düzeltiyorum. Böyle kenar ortasından kenarlara doğru hamuru yayarak açarsanız böyle inceliği her tarafı aynı şekilde ince olur. Üzeri için ben iki tane yumurta kullandım. İki tane yumurtayı şöyle karıştırıp her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Ben böreğin üzerine yumurtasını sürerken diğer taraftan da fırınımı açtım. 160 dereceye ayarladım ve böreğimin böyle sıcak fırına sürmek istedim. Ben bakın böyle çok güzel oldu. Üzer için bir çörek otu kullandım ama tercihe göre isterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında böyle alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Böreğim pişti. Fırından aldım. O kadar güzel oldu ki böyle üzeri pul pul dökülen ve içerisi yaprak yaprak ayrılan bir börek oldu. Böyle bir dilimini kesip sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten kolaylıkla, dakikalar içinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir börek, daha çok sıcak. O yüzden zorlanıyorum biraz. Bakın yaprak yaprak ayrılan, üzeri de pul pul dökülen çok güzel bir börek oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.